Klasik bir Alevi aydın olmadım. Her zaman ezilen kimliklerden yana tavır takındım. Nitekim başlangıçta çalışmalarımın bir bölümü hangi soydan, hangi boydan, hangi milliyetten olursa olsun emeği önceleyen çalışmalardı. Türkoloji alanındaki çalışmalarımın büyük bölümü böyleydi. Bunlar aracılığıyla Kürtolojiye, özellikle folklor çalışmaları, söz gelimi 1984'te yayınlanan Alevi Önderlikli Halk Hareketleri, 85'te yayınlanan Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri, yani Sosyal İsyancılık ve Folklor Geleneği kitapları ve Pür Sultan Abdal kitabı aracılığıyla yavaş yavaş Kürtolojiye adım attım. Kitabın adı. Bu kitap bilinmeden, bu plan bilinmeden kesinlikle bugünü gerçeğini anlamak mümkün değil. Bakın ne diyor. Bir maddede Fırat'ın garbındaki, yani batısındaki Malatya vilayeti ahalisinin yarıdan fazlası Kürt olduğu gibi Maraş vilayetinde ve Pazarcık kazasında 22 bin kadar kayıtlı Kürt vardır. Bunlar da kayıtlı olanlar. Sadece kayıt kuyruğu olanlar. Bunların dışında Antep, Cebeli Bereket, yani Osmaniye ve çevresi, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Aksaray, Konya ve Ankara vilayetleriyle Kars ve Ardahan vilayetlerinde her üst Kürtlüklerini muhafaza eden ehemmiyetli nüfus kitleleri vardır. Fırat'ın şarkındaki Kürtler gibi Fırat'ın garbindeki Malatya vilayeti Kürtleri de iktisaden ve lisanen tamamen hakim ve mevkidedirler. Egemen durumdadırlar. Fırat'ın garbındaki vilayetlerimizdeki Kürtlerin erkekleri Türkçe öğrenmeye mecbur kalmışlarsa da kadınlar hala Kürtçe konuşmakta ve cümlesi taassupla gördüklerini muhafaza etmekte ve kemali gururla Kürt olduklarını söylemektedirler. Bu nedenle Fırat'ın garbı asimilasyona tabi tutulacak öncelikli bölge olarak seçiliyor, belirlenmiş bir durum. Elbistan'ın Nova köyleri o şekilde. O döneme kadar Aleviler köylerde çoğunluk olduğu için devlet tarafından takip edilse bile komşularınca ya da komşu zaten pek Sünni köyü yok. Komşularınca herhangi bir takipata uğramadığı için devletinkini savuşturabiliyorlar. Ama buna rağmen Kalender Çelebi isyanında Kuyucu Murat Elistan'da 15 bin kişiyi kuyulara doldurarak öldürüyor. Celali isyanlarında on binlerce insanımız öldürülüyor. Buna bağlı efsaneler uyduruluyor. Hubyar Hocam'ın ocağında basılan bir cemevindeki insanların bir koyun sürüsü gibi gösterilmiş olması sanıyorum bir değerli tarihçi Cemal Bardakçı'nın bu konuda anlattığı bir şey var. Sanırım dedi Alevi bir asker ya da vicdanlı biri girmiş. Onlar koyun sürüsü diye kapıyı kapatmış. Buna benzer şeyler yapıyordu ama ekolojik kırım boyutunu anlatmaya çalışacağım ama bunu diğer bahsedilen boyutlardan bağımsız olarak ele almıyorum. Bunların hepsi iç içe geçmiş, hepsi canlı, hepsi aktüel ve hepsi yaşanmaya devam eden birer tanıklık. Belki ekolojik kırım bunun biraz daha aktüel boyutunu ifade ediyor. Ekokırım yeni bir kavram. Yani dünyada 70'li yıllardan beri konuşuluyor ama son bir yıldır Türkiye'de İklim Adaleti Koalisyonu öncülüğünde bir kampanya yürütülüyor. Ekokırımın yasalaşması için bir kampanya yürüyor ve yaygın kullanımı olan bir kavram. Biz bunu anlatırken, ekokırımın ne olduğunu anlatırken Afşin Elbistan Termik Santrali örneğini veriyor. Kayboldu yani ortadan kalktığı söyleniyor. Ve şu anda maalesef Kürtçe'de kaybolan yani şöyle söyleyeyim yani yok olan diller arasında gösteriliyor. Şimdi tabii bu genel bu verdiğim rakamlar genel Kürtçe için bizim özel yani üzerinde konuştuğumuz Maraş bölgesi ya da Güneybatı ağzı dediğimiz bölge daha trajik bir durumda. Şöyle ki şimdi yine birkaç tane rakam yapılan anketleri sizinle paylaşmak istiyorum.
Yakın zamanda Diyarbakır'da yapılan bir ankette şöyle bir soru soruldu. Siz anne ve babanızla ne konuşuyorsunuz evde? Verilen şey, rakam şu. %70 anne ve babamızla biz kurmacı konuşuruz evde. Evlere de gitmedi. Hatay'da Arap Alevilere de gitmedi. Yardıma gitmedi. Bir tas eğer bizim buradaki bu dernekler olmasaydı gitmedi. Biz devleti yanımızda görmek istiyorduk. Siyaset yapmak istemiyoruz. İktidarla uğraşmıyoruz. Ama en dar günümüzde, en zor anımızda insanlar Nur Halk'tan tutalım Hatay'a kadar, Malatya'ya kadar, Adıyaman'a kadar enkaz altlarında donarak öldüler depremde. Depremin ilk günlerini hatırlarsanız her bölgede WhatsApp üzerinde yardım çağrıları, bir sürü sivil inisiyatifler kuruldu. Adres veriliyordu. İşte falan deprem, falan apartmandan ses geliyor. Ama insanlar çıplak ellerine çıkarabilirler ki o oranın içerisinde. Ve insanlar her gün paylaşıyordu. Birinci gün 4 ses geliyor, ikinci gün 3 ses, üçüncü gün 2 ses, birinci gün 1 ses. Beşinci gün, 10. gün insanlar bırakalım cesetlerini çıkarmayı, devlet yanımızda olmadığı için insanlar cesetlerini aramaya, hatta tek parça çıkarma derdine girdiler.